Organ nakli bekleyen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Organ bağışı konusunda farkındalık yaratmak, umutla bekleyen binlerce insana ışık olmak için kurulan Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği, kuruluşundan bu yana geçen 7 yılda imza attığı birbirinden önemli projelerle organ nakli bekleyen binlerce insanın yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Her bağış yeni bir hayattır sloganıyla yola çıkan derneğin, Hayat Ver adını taşıyan ilk projesinde ünlü isimler organ bağışına dikkat çekmek için kamera karşısına geçti. Hayat Ver projesinde organ nakli bekleyen ve nakil olmuş bir hastanın hayata bakışı aynı karede çarpıcı bir şekilde gözler önüne serildi. Yazılı ve görsel basında geniş yer bulan Hayat Ver projesi kapsamında, ünlülerin fotoğraf ve mesajlarından oluşan sergi, Türkiye'nin dört bir köşesinde milyonlara ulaştı. Aynı projenin görsel basın için hazırlanan videosu, resmi kamu spotu olarak tüm Türkiye'de gösterildi. Hayat Ver projesinin büyük başarısı, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından da ödüle layık görüldü. Altın Pusula ödüllerinde en başarılı sosyal sorumluluk projesi seçildi. Bilinçlendirme projelerinin yanı sıra, önemli bilimsel çalışmalara da imza atan Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği, 2014 yılında karaciğer nakli mezuniyet sonrası eğitim kursu düzenledi. Türkiye'nin önde gelen cerrah, hematolog ve gastroenterologlarını buluşturan karaciğer nakli konusunda önemli bilimsel tartışmaların gerçekleştiği kursun 2015'te ikincisi, 2019 yılında ise üçüncüsü düzenlendi. 2015 yılında ilki düzenlenen ve sanat dünyasından birçok ünlü ismi buluşturan Hayata Yelken Aç projesi, Rotamız Yeni Bir Hayat sloganıyla organ bağışının önemini milyonlara duyurmayı başardı. Görsel ve yazılı basında geniş yer bulan Hayata Yelken Aç projesinin ikincisi 2017, üçüncüsü ise 2019 yılında düzenlendi. Dernek, 2016 yılında organ nakli bekleyen yüz binlerce çocuğun sesi olmak için, çocukluk dönemi organ nakillerine dikkat çeken İyilik Bebekleri projesini hayata geçirdi. Hayata İyilik Kat sloganıyla yola çıkan İyilik Bebekleri projesine 41 ünlü isim destek verdi. Proje kapsamında ünlü isimler, organ nakli olmayı bekleyen çocuklar için hayallerini paylaştı, dünyaca ünlü bebek tasarımcıları tarafından her ünlünün çocukluk hayali İyilik Bebekleri ile hayat buldu. İyilik Bebekleri, organ nakli bekleyen miniklerin sesini tüm Türkiye'ye duyurmak için il il gezdi. Ünlülerin tasarladığı bebekler ve organ bağışı mesajlarının yer aldığı fotoğraflar, birçok alışveriş merkezi ve havalimanında sergilenerek milyonlarca kişiye ulaştı. Organ bağışı sosyal sorumluluk projelerine hız kesmeden devam eden Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin en görkemli organizasyonu All-Star 2019'da önemli bir rol üstlendi. Dernek Başkanı Profesör Doktor Yalçın Polat, ekibiyle gerçekleştirdiği karaciğer nakliyle hayata tutunan 6 yaşındaki Zeynep Berra'yla yıldız oyuncuların ve seyircilerin alkışları eşliğinde el ele sahneye geldi, maçı başlatması için topu hakeme verdi. İkili, aynı sene Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi playoff final karşılaşmasında yeniden sahaya çıkarak bir kez daha organ nakli bekleyenlerin sesi oldu. Türkiye, canlı vericili organ nakillerinde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almasına rağmen, kadavradan nakillerde rakamlar yüz güldürmüyor. Tüm dünyada yapılan canlı vericili karaciğer nakillerinin üçte biri Türkiye'de yapılıyor. Nüfusa oranla Türkiye'de pediatrik karaciğer naklinin en çok yapıldığı ülkeler arasında ilk sırada Türkiye bulunuyor. Profesör Doktor Yalçın Polat Başkanlığındaki Organ Nakli Merkezi'nin bu rakamlara hatırı sayılır katkı sağladığı organ nakli ameliyatlarıyla bugüne kadar yüzü aşkın çocuk olmak üzere 1000'e yakın hasta karaciğer nakliyle, yaklaşık 500 hastada böbrek nakliyle hayata tutundu.
Organ Nakilleri Bilinçlendirme ve Geliştirme Derneği, büyük çoğunluğu canlıdan nakil olmak üzere yılda yaklaşık 5000 organ naklinin yapıldığı Türkiye'de, kadavradan nakil sayısını artırmak için farkındalık yaratan projelerine devam edecek.